Merhaba arkadaşlar, canlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize günaydın canlar. Bugün hava biraz bulutlu. Görmüş olduğunuz gibi güneş bir geliyor bir gidiyor. Sabah kahvaltısı hazırlayacağım. Allah ne verdiyse. Görmüş olduğunuz gibi buraya bir tane şöyle canlar mis gibi domates çıkarttım. Hemen yapacağım. Çayımı bir şöyle atayım hemen. Arkadaşlar canlar ne yaparsınız ne dersiniz inşallah haliniz hatırınız iyidir. Hamdolsun biz iyiyiz arkadaşlar. Buraya geldiğimiz akşam oturmamız en iyi oluyor. Sohbet, yemek derken arkadaşlar Hatice Hanım'a bura yarıyor. Yani ne dediğim şöyle söyleyeyim arkadaşlar canlar. Vallahi dün biraz dolandık geldik. Sağ olsun. Hemen Sümbül akşam yemeğine gelin değil. Aradı dedi ben dedi. Ankara'ya dedi gideceğim dedi. Gitmeden dedi gelin dedi bir dedi yemek yiyelim dedi. Sağ olsun Allah razı olsun. O, onun da ablasının kızı çıkacak. Düğüne gidecek. Gelecek. Tamam şöyle. Ufacık şöyle demedik arkadaşlar. Az olsun öz olsun. Vallahi bu sıra çok şey yok arkadaşlar. Anne dediği yemekleri biraz Hatice diyor yemeklerimizi azaltalım diye karar verdik ama bilmeyin. Bakalım ne kadar azaltacak Hatice Hanım arkadaşlar. Boğazımıza hakim olacak mı? Olmayacak mı? O da mı arkadaşlar? Bir şey yemiyor. Açıkça söyleyeyim. Kara boğazımıza ne versek vallahi öldürmüyor arkadaşlar. Yeniyor. Şunun içine. İçin biber altına. Şöyle dün kahvaltıya koymuştum. Aklımda bir yeri yok ki şu an. Akşama gelmeyebiliriz. Başka yerde kalabiliriz. Başka nere olacak ki anamdan başka? Şimdi arkadaşlar başka. Hatice Hanım kafa dondu kaldı. Açıklayınca başka ne olacak? Niye bir sürü misafirlik, misafir dedik ki kabul eden arkadaşlarımız olsun, eşimiz, dostumuz olsun var. Var var da. He. Yok şu an. Annen mi kabul ediyor yani? Şu an bilmiyorum başka neremiz var. Kavayı durdurdum herhalde sabah sabah da. Öyle deyince. Öyle mi diyorsun? He başka dediğin gibi. Bilmiyorum vallahi. Ne bileyim. Yetmez mi? Yeter. Yeter ya. Sen de yani az yapacaktın sözde. Doğru ya da doğmuyor. Arkadaşlar gözün az geliyor. Önce bir gözü doyması lazım. Gözüm doymaz. Bicimcik bicimcik o kadar. Ne da demek bicimcik? Bak bir sürü biber doğradın. O kadar da denedik hala ha. Sen küçük yeri niye yaktın? Bir söyle bakalım. Yansın. Niye yanmaz ama? Yansa bir şey olmaz. Öyle mi? Peki ya arkadaşlar şöyle tamam oldum. Çevirin. O kavukların açtığına ben de bu arada masamıza Allah ne verdiyse şunu da atmayacağım şeye gidersek ya dolduracağım arkadaşlar. İyi bakalım doldur atacağım. Yeter ya da yeter. Arkadaşlar bugün hava bulutlu. Hava bayağı ya. Yağmur yağsın, bereket yağsın arkadaşlar. Çiftçilerimiz gerçekten yağmur bekliyor. Toprak, yeşillikler olsun her şeyi yağmur bekliyor. Yağmur olmayınca hiçbir şey olmuyor. Bu arada arkadaşlar, bütün güzel yorumlarınız için, bizlere desteğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Hatice canım. Hanım bu sıra ne yürüyor mu hep? Bak oraya döktüm mi? Hani dökülecek o kadar olacak. Hani sabah sabah böyle bir şeylik oluyor. Ye bir. Açayım mı? Açacağım da sen öyle dedikçe ben elim ayağıma dolaştırayım. Öyle mi oluyor? Eyvallah sen. Karıştıkça ben açamıyorum arkadaşlar. Açıldı aslında bak döktüm onları. Ama kapak örtüm daha şu an bir şey. Kahlayı bence. O kapağı da o kapağın işi bitmiş. Kapağı atacağız aynen öyle. Arada olur. Olacak alacağız yani. Ama bir şey yok. Mis gibi kokuyor. Melemeni diyor. Bunu koy domatesi şey verdiydi ya şimdi iki şişe. Oh. Koy domatesi güzel oldu arkadaşlar. Şimdi hemen elim şu yemişim. Bir şeysi yok. Hepsini mi koyacağım amelim benim? He? Hepsini mi koyacağım? Canım ne düşünüyorsun? Hep ecik koyacağım hadi. Tane tamam. Tane yap da hoşuma gitti diye eşit yani evet. Müşteri ya. O melemenden. İyi. İçine kaş. De bir kıyma koysam
Yoktur. Ya kıymayı ben. Neyse. Tamam, sen onu bir şey, benim farklı bir planım var ama. Dur. Bir dakika. Sen bir şey, bir şey. Dur dur. Şey getireceğim. Hadi. Biber de ne güzel koktu. Burcu mu? Zeytinyağı kokuyor. Zeytinyağı mı kokuyor? Zeytinyağı kokuyor. Arkadaşlar şöyle dün hani gelirken biraz da hazır kavurma, şöyle az bir şey. Ali kavurma istedi. Koy değil. Sen sevmeyebilirsin bak. Vallahi yapacak. Ben sonunu şey içine koyabilirim. Koy sen, yine de kendin bilirsin mi? Şöyle ben söyleyeyim mi? Tadımlık, ben de öyle abartacak, koyacak diye kusura bakma, hepsini kumam. Tamam, yapacağım. Bir daha, bir niye daha öyle bir şey diyeyim sana? Dün gelince de tabii arkadaşlar, hemen yumurta yaptık. Yumurtanın içine şöyle dedik. Şöyle dolmuş. Arkadaşlar teker derler bunu Ali. Bunu taş şey yağıyla var ya, o yağıyla doldurup da iyice şeyleri dolduruyor adam tepsiye böyle. Diyor ya. Ondan ben fazla aldım. Baban seviyor. Babana da götürelim. Güzel de ne şöyle. Elbise doğrayalım. Tamam mı? Tamam. Senin o kadar kılmayın. Malum böyle. Tamam mı? Tamam. Daha iyi. Tadını buldum. Tadı sana sorarım. Ben sana bak bilmiyorsan doğrama dedim. Ben diştik soğanı içine doğradım. Ben biliyorum olsun. Ben biraz bu konuda pimpirikliyim. Az bir dur, bir şey yapsın. Bizi çözüksün değil mi? Buz yok ki. Ne buzu? Dün çıkardığım tabaktaydı. Yağız çözüksün demek istiyorum. Çözüksün madem. Çözüksün biraz ya. Kıymacı mı oldu? Ya, kıyma zaten kıymada. Et ya kıyma derken olma. Şey, kıyma gibi oluyor, dağılıyor, pişmiş ya. Şey. Of, mis gibi bak. Hadi bakalım, kararlı mıyız? Kararlıyım. Ekmeğe de çeyrek çeyrek koy. Ekmeğe dilim yiyelim yani, vallahi. Arkadaşlar canı sağ olsun. En çok bize kiloyu aldıran kim biliyor musun? Ekmek. Ekmekte sümbül maşallah dolduru dolduru veriyor. Az koy diyor, ben çık şunca az yık. Gözüm ol. Ederim. Beş kişiliğin yemeğini yemiş oluyor bir sefer. Ben çok şey yapayım. Yemekleri de lezzetli dediğin gibi. Dedi lezzetli. Dedi lezzetli. Bir de yemek çeşitlerine şeyler daha iyi güzelce ne. Bir de kafasından da kendi planları güzel alıp. Tavayı tortu yaparız olmasa. Yiyeceğim. Olur, niye olmasa Hatice? Tuzun hayatı yemecik. Toz. Çayımız dostum o arada. Elemen ve çok bir tatlı tuz sever arkadaşlar. Tuzsuz da yemiyor. Tuz da yedim, bir tansiyonum sonra ye. Öyle mi oluyor? He. Oluyor, olmasa iyice. Yerleştireceğim. Şurayı bir şöyle alayım. Bardaklarımızı da koyayım. Çatal koydum mu? Çatal mı? Çatalı koymamış. Çay içeceğim. Bana ne? Bana böyle şey yapacağım. Sen bilin. Nasıl istersen. Sen kendin çay mı? Böyle de. Çay da içerim. Açık çay içerim. Açık çay. Bir bardakta bir şey olmaz ya. Ne olacak? Evet. Aynen öyle. Bir bardakta olmaz. Şeyi reçellerinden koyuyorum. Tamam. 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 Öyle elime bakıyorsun ki düştü, düşecek. Ne öreyim hani? Arkadaşlar, Hatice Hanım da gerçekten bir şeyi var bende. Durgunluk, yorgunluk. Arkadaşlar bir işte görmüyorum. İnan ki sağ olsun Özlem yavrum. Sağ sol burayı sildi. Tertemiz, pırıl pırıl et. Şabaşlıları bir de göstereceğim. Bazı arkadaşlarımız katlamış, koymuş dolapları. Şöyle havlileri yıkanmış, gitmeden şabaşlılarına uğraştığına kuzum hepsini katlamış. O kadar güzel katlamış ki hatta onları sizlerle şey yapacağım. Bazı arkadaşlarımız demiş, Özlem'e yazık yavrum, silip süpürmüyor.
Yavrum öyle işten çıkmaz ki benim hesap. Yavrum yapıyor o. Değil mi? Vallahi gitmeden hep lab olan benim bile çocuğum hepsini sildi, süpürdü, tertemiz. Çamaşırlar... Taşıyor Hatice, taşıyacak canım. Bir taşmaz. Bir dönelim bir an yani. Sıcak mı olmuş? Tabii sıcak. Ben yaptım mı? O konuda doğruyu konuşacağız. Altını kapatabilirsin Hatice. Zaten yavrum, vermiş. O konuda becerikli, temiz, titiz. İşini çok güzel, temiz, titiz yapar o yüzden. Benim mesela çamaşırı asmamı bile o boncuk gibi beni az her şey yapamıyor. Geldim indiyip doğru perde bakmam siz. Hepsinden çıkayım. Bunlar da bunun şeyi biliyor musun nasılsın? Ya. Sen işte ocağa varken ateşe kutularını yakın koyun. Ondan dolayı da ısınıyor. Arkadaşlar en kötü yanı da bu. Şimdi şöyle. Çay attın mı peki? Ali vallahi elim ayağıma dolaştırıyor. Ondan sonra kafam gidiyor yıkı. Attım da çektim ya işte. Ya, tamam o zaman. Tamam. Ondan sonra ne öleceğim şaşırıyorum arkadaşlar. Atmasam olur mu? Yumurtasını kıracağım. Yeter. Kemiği yok demişmiş de. Ben de bazen çektim mi deyince böyle bir heyikliyorum. Acaba ben diyorum ne yapıyorum? Ne diyorum diyorum. Arkadaşlar çayını koydum üstüne çektim ve de dedim ki acaba ola çekmedim mi ki deyin. Vallahi bazen düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün menümüzde Hatice Hanım'ın kavurmalı İzmirli, domatesli, Allah ne verdiyse yumurtalı melemeni var. Burada da zeytin, peynir, kuşburnu var. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.